Hepinize selamlar, videoma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anladığınız üzere yeni başlayanlar için böyle basit böyle gece makyajı yapacağız. Bu arada hani diğer videolarımı izlediyseniz eğer, yani bu izlediğiniz ilk videom değilse eğer, bu arka plana bayıldım. Gerçekten hayatımda verdiğim en doğru kararlardan birisi de duvarın rengini değiştirmek olmuş. Normalde zaten bu açıda çekmiyordum videolarımı. Hani o kadar pozitifim ki şu an. Hani kendimi çok iyi hissedeceğim video çekerken. Çünkü böyle kamerada kendime baktığım zaman böyle arka planın bütünlüğü ve burada ben çok iyi hissediyorum kendimi, yani mutluyum. Bayağıdır da böyle oturup bir makyaj videosu çekmiyordum. Özlemişim de böyle oturup bir makyaj videosu çekmeyi. O yüzden de bugün dedim ki artık kalkayım da bir makyaj videosu çekeyim kanalım için. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer bu kanalda izlediğiniz ilk videoysa ben Derya. Eğer kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve zil butonunu da açarsanız attığım her videodan size bildirim gider. Videomu da beğenirseniz eğer beğen tuşuna basmayı da unutmayın. O zaman hemen videoya geçelim. Yüzümde zaten nemlendirici var. O yüzden nemlendiriciyi geçiyoruz direkt. Fondötenle başlayacağız. Gece makyajı olduğu için biraz ağır olsun. Yani bir fondöten kullanalım suratımıza. Gördüğünüz gibi yüzümde de böyle sivilceler çıktı biraz. Azıcık. Ayın belirli zamanlarında böyle çıkıyorlar. Sonra hop geçiyorlar sonra. Şimdi öncelikle fondöten olarak çok severek kullandığım ama daha hafif bir fondötene geçeceğim. Şimdilik L'Oreal Paris'in Turum için. Çünkü bunu her gün kullanamıyorum. Çok ağır. Zaten yüzüme her gün fondöten sürsem şu an zaten delik deşik olmuştu. Bendeki rengi 1.5.N rengi. Açığın bir ton koyusu galiba. Öyle biliyorum. Yanlış bilmiyorsam eğer. Şimdi bir fıstıktım fondöteni. Saçlarımı şöyle bir geriye atayım. Fondöteni bir fıstıktım. Şimdi şöyle bir fondöten fırçam var. Bununla yüzüme yerleştireceğim. Ama bununla yüzüme dağıtmıyorum. Çünkü bu fondöten fırçası yüzünüzde çok iz bırakıyor. O yüzden süngerle dağıttığınız zaman ya da elinizle dağıttığınız zaman daha iyi oluyor. Bana genelde bir tane, bir pompa sıkmam yeterli oluyor. Ama bazen daha fazla kapatmak istiyorsam eğer, daha fazla da sıkıyorum tabii ki. Sivilce lekelerin üstüne geldi ya şimdi. Ay nasıl yanıyor nasıl. Evet, fondöteni böyle bıraktım şimdi. Şimdi güzel bir sünger. O kadar yumuşak ki. Islatmadan bile yumuşacık. Şu Diadermen'in nemlendirici spreyiyle ıslatıyorum. Çünkü ben bunu beğenmedim. Uzun zaman oldu alalı zaten. Hala bitmedi. Bunu süngerlerimi ıslatmak için kullanıyorum. Beğenmedim çünkü yüzünüzde çok fazla böyle belli oluyor böyle. Hani sıkıyorsunuz ya böyle. Çok kalıntı iz bırakıyor. O yüzden yüzümü nemlendirirken yani nemlendirici spreyler kullanmayı sevmiyorum. Kötü oluyor çünkü. O yüzden de bunu işte süngerlerimi ıslatmak için kullanıyorum. Ben çok özlemişim böyle video çekmeyi. Bu arada haftalık vlog çekiyorum. İnşallah beğenirsen onu da yüklemeyi düşünüyorum ama aklımda böyle artık günlük hayatımda da sizi yanımda almaya yönelik fikirler var. Bayağı o şekilde düşünüyorum. Sizi günlük hayatıma nasıl katabilirim diye video fikirleri düşünüyorum. Buldum da zaten. İşte sırada onları hayata geçirmek kaldı artık. İnşallah onu da yapacağız. Gördüğünüz gibi göz kapaklarımın renk farklılığı aşırı derecede çıktı. Boynumun altına sürüyorum ki birazcık renk tonu istensin. Bu omzumla yüzüm arasında biraz renk tonu farklı oldu tabi. Fondötene bayılıyorum ya. Bu benim daha önce Maybelline Fit'imi kullanmıştım ama ondan pek memnun değilim. Nedense böyle yüzünüzde bir pul oluşturuyor diye düşünüyorum benim kendi fikrim. Ama bunda öyle bir durum söz konusu olmuyor. O yüzden çok seviyorum. Ama böyle göz altlarım ve göz kapaklarım çok farklı. Çok renk farklı belli. O yüzden ben bir concealer'la onları eşitleyelim. Maybelline'in her zamanki kullandığım concealer'ını kullanıyorum. Şeyi çok merak ediyorum. L'Oreal Paris'in concealer'ını. Bakalım bir onu deneyeyim diyorum. Sadece şuralara sürüyorum bunu. Böyle. Göz kapaklarıma. Daha sonra şu popüler olan şu burun kenarlarınıza. Daha sonra böyle
dudak kenarlarınızı alnıma sürüyorum. Nashita'nın Pro 267 numaralı concealer fırçasıyla bunları dağıtıyorum. Bu arada süngerinizi mutlaka ıslatın. Çünkü ıslak süngerin uygulayışıyla kuru süngerin arasında dağlar var. Hani kuru süngeriniz ürün daha fazla çeker ve yüzünüze daha az kalır. Ama ıslatınca ürünü genel olarak suratınızda bırakır. Yani sünger içine çekmiyor ürünü. O yüzden mutlaka süngerlerinizi ıslatın. Şimdi pudralamaya geçeceğim. Transparan pudrayla yüzümün gece boyunca parlama ihtimali olan yerlerini pudralayacağım. Antalya'da sıcak zaten. O yüzden çok fazla parlıyor suratım benim. Hani çok aşırı yağlı bir yüzüm yok ama yine de yağlanabiliyor. O yüzden çok severek kullandığım bir isim bu transparan pudrasıyla. Öncelikle göz altımı pudralıyorum. Şöyle. Küçük bir süngerle. Birazcık göz kapağıma da uygulayayım. Göz kapağıma uyguluyorum çünkü hani far olarak uygulayacağım renk içinde altına bir baz olmuş olur. Şimdi pudra fırçamı alıyorum. Pudra fırçasıyla bu pudra biraz tozuyor gördüğünüz gibi. Bayağı tozuyor. Ama böyle alnıma, burnuma, böyle çeneme uyguladığım zaman. Şimdi fardan önce bir kontür yapalım. Şöyle güzel keskin bir surat oluşturalım kendimize. Onun için de ben şimdi Michelin şu hani çok popüler olan bronzerları var ya, bir de allıkları var. Şuraya bırakırım. Onlardan söyledim, gelmesini bekliyorum. Onları çok merak ediyorum. Highlighter'ını da alacaktım ama bitmişti. İşte onlar gelsin, onlarla bir makyaj videosu çekmeyi düşünüyorum. Hani siz de eğer merak ediyorsanız hani hem deneyimlemek istiyorum. Bir de bakalım hani likit olanlar nasılmış. Ben böyle stick kontürleri kullanıyordum ama o biraz daha doğal. Golden Rose'un bu bendeki 09 numaralı stick fondöteni olarak geçiyor aslında. Stick kontürünle şöyle hafif bir kontür yapacağım şimdi. Genel olarak tam elmacık kemiğimden değil de biraz daha üstünden uyguluyorum. Yani mesela şuraya değil de biraz daha şuraya. Şu şekilde. Biraz şöyle kenarları aşağı doğru değil de yukarıya doğru fırçalıyorum ben. Bu şekilde daha kalkık bir görüntü veriyor. Buraya geçelim. Fırçamı değiştiriyorum. Şöyle Eclipse'in yeni aldığım kontür fırçasına geçeceğim. Bunun üstüne ben bir de tozla geçeyim. Toz bir bronzerla geçeyim. Birisinin bu uygun fiyatlı olan şu şekilde kontür paletimdeki şu bronzerini alacağım. Onun için şu fırçayı alıyorum. Bu çok doğal. Bunu çok seviyorum o yüzden. Bakalım şimdi. Biraz daha gece makyajı, yani biraz daha yoğun olsun. Çok da doğal olmasın yani. Bir numaralı şöyle beyaz renkli olan stick fondötenle altından geçeceğim ki daha keskin bir hat olsun, daha keskin gözüksün diye. Onu da böyle tam olarak şuradan geçiriyorum. Burada. Şöyle minik bir süngerle dağıtıyorum. Süngerim biraz da kirli ama bakalım. Bunu da ben aşağıya doğru dağıtıyorum ki yukarıya çıkıp da bronzeri bozmasın diye. Göz makyajına geçiyorum artık. Onun için sabırsızlanıyordum. Göz için yani şu iki paleti de kullanmayı düşünüyorum. Burada da Maybelline'in genelde hep böyle simli. Bir tek şunlar mat. Geri hepsi parlak. Parlar. Gece makyajı biraz parlak olsun değil mi? Burası da zaten biliyorsunuz genelde kahve tonlu. Şöyle bir tane far fırçası aldım yuvarlak. Ve şuradaki şu açık rengi alacağım. Bu palet hiç tozmuyor. Fakat şöyle bir negatif özelliği var. Görüyorsunuz arasında hiç boşluk bırakmamışlar. O yüzden renkler çok kolay karışabiliyor birbirine.
açık rengi gözümüze bir uygulayalım. Sadece göz kapağıma uygulayacağım bu rengi. Hani şöyle gördüğünüz gibi katlanma bölgesine hiç gelmemesini sağlayacağım. Çünkü oraya koyu rengi sürmeyi düşünüyorum. Pigmentasyonu pek iyi değil. Ya da çok açık renk olduğu için, böyle çok açık bir gri olduğu için. Ama birkaç defa üst üste geçtiğiniz zaman farla rengi belli ediyor. Evet. 3 kere falan uyguladığımda rengini belli etmeye başladı. Şimdi diğer gözüme aynı şeyi yapacağım. Tamam, iki gözüme de uyguladım. Birazcık rengini kırdı gözüme. Şimdi şuradaki şu koyu kahverengiyi alacağım. Daha sonra gözümün biraz daha dışarıya doğru, dışına doğru olan bölgesine uyguluyorum bu rengi. Şimdi aynı şeyi diğer gözüme de uygulayacağım. Böyle biraz daha koyulaşsın istiyorum. Onun için şuradaki şu kahverengiyi alacağım. Altına bir renk sürdüm. Böyle köşelere biraz daha koyu bir renk sürdüm. Şimdi iç taraflarına biraz daha parlak bir şeyler sürüp böyle biraz daha gözlerimi patlatayım diyorum. Ondan önce de Nude'un siyah göz kalemiyle gözlerime bir kalem çekip daha bir koyulaştırayım. Bir göz kalemi insanı ne kadar çok değiştiriyor değil mi? Buradaki şu koyu gri olan rengi alacağım. Çünkü gözlerim koyu, böyle altın sarısı bir renkte kullanmayalım orayı değil mi? Onun için şöyle mini bir fırçam var. Genelde simli farları uyguluyorum bununla. Şuradaki rengi alacağım. Gözümün şu katlama bölgesi hariç göz kapağıma şu rengi uyguladım. Daha sonra katlama bölgesine biraz bu renkten uyguladım. Daha sonra buradaki şu koyu kahverengiye aldım ki biraz daha koyulaşsın diye. Böyle dış çerçevelerine, dışına. İşte göz kalemiyle biraz daha böyle gözüme, yani bütün odağımı aslında gözlerime çektim gece makyajında. Daha sonra şuradaki şu koyu kahverengi simli olan farı da şu göz pınarımdan böyle içeriye doğru uyguladım. Şimdi göz pınarlarıma ufacık bir highlight süreceğim. Daha sonra maskara süreceğim ve göz makyajımı bitireceğim. Highlighter yerine isterseniz şuradan açık renkli bir farı da şöyle göz pınarınıza hemen bakın şuralara ve tam olarak göz pınarınıza şu şekilde. Maskara olarak da Maybelline'in bu Sky High maskarasını kullanacağım. Böyle kirpiklerimi inanılmaz güzel gösteriyor. Uzun zamandır kalem çekmediğim için gözüm hemen kanlandı. Bu maskaradan çok aşırı memnunum. İlk aldığım zaman o kadar çok beğenmemiştim ama durdukça oturdu ve inanılmaz bir kıvam var. Farka bakın. Hani hacim vermesi müthiş. Şimdi hemen kaşlarımı boyuyoruz. L'Oreal Paris Paradise'ın kaş pomadı. Yani bu o kadar doğal, küllü bir renk ki tamamdır. Ben kaşlarımı kaş jeliyle taramıyorum genel olarak. Yani o kadar böyle yukarıya taranmış kaşlar sevmiyorum. O yüzden böyle kaşlarımı doldurup bırakıyorum. Şimdi allık sürmemiştik. Gece makyajında çok fazla allık belirgin olmasından ben hoşlanmıyorum. Genelde hani gündüz daha tatlı makyajlarda böyle pembe pembe yanaklar daha hoş duruyor. Ama böyle gece makyajlarında o kadar çok belirgin allıklar sevmiyorum. Ve pembe allık da sevmiyorum gece makyajında. O yüzden daha böyle şeftali tonlarında allık kullanacağım. Şöyle şeftali tonlu. Bendeki 07 Star Cooper rengi. Bu allığından kullanacağım. Bunun altında şöyle fırçası da var. İsterseniz hani tam çantaya atmalık. Bununla pek rahat uygulanmıyor. Ama hani yanınızda allık fırçası taşımanıza gerek kalmıyor. Böyle küçük bir allık. Çok az alıyorum çünkü pigmentasyonu çok fazla. Böyle yanağım direkt
uyuşturucuya bular. O yüzden azıcık alıp daha turunculaşmış yanak istiyorum. Yanaklarım zaten bayağı bir turuncu oldu ama. Bir de ben şeyi daha çok seviyorum. Böyle makyajı yaptığın ilk an değil de böyle aradan bir yarım saat 45 dakika geçtikten sonra böyle yüzünüze daha çok oturuyor makyaj. Daha hoş gözüküyor mesela. Gece makyajı olduğu için de tabii ki highlighter'ı suratımıza basıyoruz. Parıl parıl parlayalım diye. Onun için Eclipse'in muhteşem ötesi fırçaları. O kadar yumuşak ki. Çok iyi. Şimdi böyle bolca alıyorum. O kadar koyu, yoğun bir göz makyajına tabii ki gidip kırmızı ruj süremeyiz. Böyle çok çirkin bir görüntü oluşur. O yüzden ben sizin bana videolarda kullandığım zaman çok sorduğunuz o ikiliyi yapacağım. Evet. O çok sorulan muhteşem ikili bu. Hani bunu kullandığım zaman yorumlarda dudağımda dolgu olup olmadığı bile sorulmuştu. Şimdi L'Oréal Paris'in şu ruj serisinin 652 numaralı şöyle hayatımın nude rengi olan bir renk var. Bunu dudağıma süreceğim önce. Bazen dışından nude bir kalemle geçiyorum. Bazen geçmiyorum. Onu da yapabilirsiniz. Daha dışarıdan nude bir dudak kalemle geçerseniz daha da dolgun gözükür dudaklarınız. Şimdi bu şekilde de bırakabilirsiniz isterseniz. Hani nude bir ruja da bırakabilirsiniz. Ama ben üzerine Maybelline bu lifter glosslarının 2 numarasını, ice rengini sürmeyi çok seviyorum. Böyle çok güzel, çok aşırı güzel oldu. Bakın şimdi. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha önce kanalımda yeni başlayanlar için günlük makyaj vardı. Bir de böyle gece makyajı olsun istedim. O yüzden böyle çok basit, herkesin yapabileceği, yani genel olarak bütün far paletlerinde bulunan renklerden kullandım zaten. Makyajım bu şekildeydi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.